Merhaba arkadaşlar, teşekkürler geldiğiniz için. Çok özetle hangi amaçla burada bulunduğumuzu sizlerle paylaşacağım. Ama sonrasında hem konuya dair hem de kişisel olarak merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Toplantıya hukuken de bizi temsil eden avukatlarımla katılıyorum. Uğurlu Hukuk Bürosu'ndan Oktay Uğurlu Bey, Demirçivi Hukuk Bürosu'ndan Naki Demirçivi Bey bizi bu konuya dair temsil eden avukatlarımızdı. Umuyorum ki bu toplantı vesilesiyle oluşmuş olduğunu düşündüğüm yanlış bir algının da yeniden gözden geçirilmesine sizler aracılık edersiniz. Çünkü buna gerçekten ihtiyaç duymaya başladık. Biliyorsunuz son aylarda hem medyada hem sosyal medyada Ahmet Kaya filmi ve Ahmet Kaya filmleri hatta yapılıyor ve Ahmet Kaya'nın hayatı sinemaya taşınıyor gibi birçok spekülatif haberler çıktı. Biz de buna karşılık bu rant odaklı işlere iznimizin ve onayımızın olmadığını açıkladık ve buna dair de sizlere ulaştığını umduğum bir basın açıklaması yaptık. Ama buna rağmen bu spekülatif haberler ısrarla devam etti. Ahmet Kaya'nın haklarını savunmak hem ona hem de onu seven herkese karşı benim özel olarak kişisel de bir sorumluluğum. Bugün sizlerin huzurunda bulunmamın sebebi de bu sorumluluktur. Şöyle, Ahmet Kaya ile hayatında ne fiilen ne de düşünsel olarak tek bir kez bile yan yana gelmemiş bir takım insanlar, daha doğrusu onun hakkında en ufak bir fikri dahi olmayan bir takım insanlar bu filmi yapmaya çalışıyorlar. Filmi ve filmleri. Şimdi böyle olduğunda yani ağzıma çok yakıştıramasam da başka tanım bulamadığım için beni bağışlayın. Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir. Çünkü Ahmet Kaya'nın Aziz Hatırası'nı bu kadar pervasızca didiklemek, incitmek, talan etmeye kalkmak, onu özleyen, öğrenmek isteyen, tanımak isteyen ve dinlemeyi yeniden arzu eden milyonlarca insanı da istismar etmeleri anlamına geliyor. Onların da yanıltılmalarına ve hayal kırıklığına uğratılmalarına izin veremezdik. Şimdi bu yapılmak istenen işler Ahmet Kaya'nın hayatından, mücadelesinden tamamen uzak, onu sevenlerine ve geleceğe doğru biçimde aktarmaktan tamamen uzak, sinema sanatının asgari estetik değerlerini dahi taşımadığını düşündüğüm ve ticari olduğu, sadece ticari amaç taşıdığı son derece net girişimlerle karşı karşıyayız. Hemen ifade edelim ki biz bütün yasal koruma yollarını etkin biçimde kullanıyoruz ve kullanacağız. Sevenleri de bunu böyle bilsin. Bu tür girişimlere karşı hukuk haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ancak olayın hukuki haklar dışında sektörü ve ahlaken de sektörü ve her birisi ilgilendiren başka boyutları var. Son zamanlarda çünkü biliyorsunuz çok fazla portre filmler furyası başladı. Şimdi Ahmet Kaya'yı anlatmaya, onu bir takım filmlerin ve belgesellerin öznesi yapmaya değer kılan nedir? Oraya bir bakmak lazım. Onun notalarıdır, besteleridir, sözleridir, sesi, mücadelesi ve bütün olarak da hayattaki duruşudur. Bu duruş tabii ki emekle, sanatla, mücadeleyle, ahlaki değerlerle yoğrulmuş bir duruş. Dolayısıyla
Ahmet Kaya için atılacak her adım onun bu değerlerine sadakatle gerçekleştirilmelidir diye düşünüyoruz. Oysa yapılanların adı vahşi bir sömürü ve ticari bir faaliyet. Ahmet Kaya'nın hayata karşı bakışını, düşüncelerini, yeteneklerini ve üretimini sevenlerine karşı bir sorumlulukla ve gerçek sinemanın, gerçekten gerçek sinemanın görsel ve estetik diliyle geleceğe yönelik olarak belgelemek yerine onu yağmalama girişimi olan bu filmler ve filmcikler yapanların adları bizim için belli. Yani biz onların isimlerini biliyoruz ve sevgili abim Yusuf Ayaloğlu ve Ahmet Kaya'nın ortak deyimiyle onların ağzından söylemek gerekirse bunlar sanat hırsızları. Ahmet Kaya'nın hayatı, sanatsal varlığı ve üretimi hayatın ortasında bir hakikat olarak varlığını sürdürürken bir de onu taklit etmeye çalışan bazı sanat figüranları var, sanat hırsızı figüranları. Onların da durumu acımlı tabii, üzücü. Şimdi Ahmet Kaya'nın benim de tanıklığımda bin bir emek ve özenle ürettiği eserleri ve gerçek hayat öyküsüne yer verilmeden bir Ahmet Kaya filmi hazırlanması, üstelik bunun hukukun ve yasaların manipüle edilerek yapılması, bunun hem bir Ahmet Kaya filmi olduğunun hem de Ahmet Kaya'nın hayatını yansıtmayacağının açıkça beyan edilmesi ve bu istismarın adeta bir maharet sayılması bizlere ve sevenlerine karşı çok çok büyük bir saygısızlık, sorumsuzluk, daha da ötesinde bana göre ahlak yoksunluğudur. Yani Ahmet Kaya şarkısı olmayan, içinde Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir Ahmet Kaya filmi yapılmaya çalışılması absürt, yani absürt olmanın da ötesinde onun üretimine katkı sunmuş son derece değerli şairler, söz yazarları ve diğer bestecilere karşı da büyük bir hadsizlik ve büyük bir saygısızlıktır. Dolayısıyla yapılan iş bir sanatçının başka bir sanat dalı üzerinden yağmalanmasıdır. Bir gün biz Ahmet Kaya'nın değerli ve onurlu hayatının filmini elbette yapacağız. Biz ya da sektörde ciddiyetine, emeğine güvendiğimiz, inandığımız kişi, gruplar. Yani gerçek hayatını, ona var eden ve ona kamusal kimlik kazandıran üretimini, eserlerini, muhalif bir sanatçı olarak onun mücadelesini, uğruna hayatını verdiği dili, kültürü ve değerleri ve Türkiye yakın tarihinin de fon oluşturduğu yılları gelecek kuşaklara en doğru şekilde taşımak kararlılığındayız biz elbette. Ama bir gün o filmi kızlarımız Çiğdem ve Melis, eserlerimizin yasal temsilciliğini yapan Gam Müzik ve benden duymadığınız sürece lütfen basın mensupları olarak hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Ahmet Kaya'nın kamusal bir figür ya da çok kullanılan deyimle kamuya mal olmuş bir sanatçı olması kimseye onun hikayesinin yağmalanması hakkını vermez. Öte yandan tabii bu kamusal figür dilini de biraz açmak gerekiyor. Bu dil medya tarafından da çok kullanılan bir dil. Ne demek bu? Yani isim özelliği üzerinden baktığımızda Ahmet Kaya. Peki milyonlarca Ahmet Kaya var bu ülkede. Çok özellikli bir isim değil. Onu ayrıcalıklı ya da özel kılan nedir? Onun üretimidir, yani eserleridir. Onun için biz ona kamusal bir kimlik deriz. Bir sanatçıyı eserlerinden kopararak anlattığınızda o zaten yurttaş olur ve kamusal bir figür olmaktan çıkar. O zaman da ne anlamı kalır? Yani şöyle düşünelim, Aşık Veysel türküleriyle andığımız ve bildiğimiz bir ozandır. Aşık Veysel'i hem Aşık isminden kopartalım, hem de türkülerinden kopartalım, geriye Veysel amca kalır.
Onun için bu kamusal figür, kamusal kimlik, kamuya mal olmuş falan gibi nitelemeleri gerçekten doğru kullanmak zorundayız ki kimseye bir keyfiyet ve bu ölçüde bir pervasızlık tanımayalım. Yani bir sanatçı ürettiği eserlerden koparılarak, soyutlanarak anlatılamaz ve geleceğe taşınamaz. Yani bir de hayatına ve üretimine karşı hiçbir gerçek bilgiye ve analize dayanmayan, uydurulmuş, tamamen kurgulanmış bir portreyi, onu sevenleri ve bu dijital çağda geleceğe, Ahmet Kaya işte bu diye anlatmak kimsenin haddi değildir, olmamalıdır. Başka sanatçı portreleri içinde söylüyorum bunu kendi adıma. Yani küçük bir empatiyle bakmaya çalışalım lütfen hep birlikte. Sizlerin sevdiklerinizin hayatları pervasızca yağmalansa ve kamusal alana çıkarılsa ne hissedersiniz? Yani hanginizin annesini, babasını, kardeşini, eşini sizden daha iyi bir üçüncü şahıs tanıyabilir? Örneğin ben bunu yapmaya kalkabilir miyim? Ne haddime? Tanıyamam ki, bilemem ki. İki şekilde yapabilirim. Bir, sizin izin vermeniz halinde. İki, bana onu, tüm hayatını, tüm değerlerini çok iyi kavratmanız halinde. Oysa içinde bulunduğumuz durum maalesef bu değil. Ya ben ve çocuklarımız aylardır bu duygusal şiddete maruz bırakılıyoruz maalesef. Ve maalesef kendi ahlaki değerlerini henüz oluşturamamış ama tırnak içinde sanat, film yapmaya kalkışan bu kişi ve çevreler aynı zamanda sektör içerisinde ve sizler aracılığıyla İşte ailesiyle anlaştık, anlaşıyoruz, ikna edeceğiz, görüşmelerimiz devam ediyor ya da bizden şu kadar para talep edildi gibi asılsız, yine pervasız beyanlarda da bulunabiliyorlar. Yani buna dair bir disiplinin maalesef kurulmadığı sektör de bu gidişle kirlenecek, itibarsızlaşacak ve düzmece, korsan, biyografik filmlerin furyası oluşacak ki zaten dediğim gibi başlamış durumda. Yani kişi kaygısı dışında sektördeki onurlu ve ahlaklı hiç kimsenin bu ve benzeri girişimlere katkı sağlamayacağını umut ediyorum. Onun yarattığı, Amerika'nın yarattığı değerleri film adı altında yağmalamayı amaçlayan bu projelere ve bu projelerin başında ya da içinde herhangi bir yerinde yer alan kişilere karşı da tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı sizlerin önünde beyan etmek istiyorum. Yani film sektöründe bilinen dağıtım ve yayın şirketlerine de gerekli yasal bildirimlerde hukuk temsilcilerimiz üzerinden başvurduğumuzu da paylaşmak isterim. Değerli basın mensupları, Ahmet Kaya'yı bütün değerleriyle birlikte sevenleri için en etkin biçimde korumak, yasal ve hukuki haklarını temsil eden bizlerin boyun borcumuzdur ve Ahmet Kaya da halkına emanettir. Sizlerin de Ahmet Kaya'yı korumak amacıyla çıktığımız bu yolda kamuoyunu aydınlatmak için üzerinize düşeni yapacağınıza çok inanıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa bana ve hukukçularımıza sorabilirsiniz. Şimdi tabii konunun teknik detayları çok uzun. Buna girmenin gereği yok şu an itibariyle. Şu kadarını bilmenizde fayda var. Bu Gülten Hanım'ın bahsettiği film girişimleri bütünüyle hukuka, pozitif hukuk kurallarına ve aynı zamanda ahlak kurallarına aykırıdır. Bunun bilinmesinde fayda var. Geri kalan kısmı teknik detaylar ki onun gereğini biz yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ben şöyle bir deyim kullanmıştım. Motosaneye girsen bile bu film girecek dedi. Şimdi ne olacak? Bizim merak ettiğimiz o bir yanda çekilmiş bir film var, bir yanda siz buna karşısınız. Bir araya gelip anlaşma yolu olmadı mı, senaryo sizi tamamıyla bağlamadı mı, hiç mi uyuşmadı, bunu öğrenmesin. Şöyle düşünün, Ahmet Kaya filmi denen filmde Ahmet Kaya yok. Fakat bütün kamuoyu bu bir Ahmet Kaya filmi diye manipüle ediliyor. Ahmet Kaya neden yok? Eserleri yok. Hayatına dair gerçek hiçbir bilgi yok. Ama ismi Ahmet Kaya filmi. O zaman ne kalıyor geriye? Eşittir tüccarlık, gişe kaygısı vesaire. Şimdi bizim bu tür tüccarlarla bir araya gelme
Ne diyeyim yani, böyle bir tavrımız olamaz. Bir gün Amerika'ya filmi olur, olacaktır da. Ama dünyada da olduğu gibi bu portre filmler çok zordur. Bunun için o portrenin hayatının içine girmek, o rolün, o kimliğin, o kişinin içine girmek, uzun süre hazırlanmak, bütün hayatının bir mücadelesini ve Türkiye yakın tarihini, çünkü toplumcu gerçekçi bir sanatçıdır Ahmet Kaya ve Türkiye fonu vardır onun şarkılarının, eserlerinin arka planında. Bir yakın tarih vardır. Bütün bunları kapsayan, çok iyi bir çalışmayla kotarılmış bir film. Elbette çok saygıyla bakarım ben böyle bir çalışmaya ve kendimiz de zaten bunu yapmayı amaçlıyoruz. Fakat bu yapılan iş bu değil. Şimdi ikinci bir adres daha bir film yapmaya başlamış. Yani 4 ayda bir hayatı, bir portreyi, bir sanatçı portresini yapmaya kalkan bu insanlara ne diyebilirsiniz başka? Yani benim kullandığım tanımlar size ağır gelmesin, bana çok hafif geliyor. Bir tane şey, işin yasal boşlukları ya da problemleri bir tarafa çok değil. Ama bu filmlerde rol alan ya da yönetmen koltuğuna geçen selebritiler, ünlüler var. Ve bu karmaşayı biliyorlar. Onlar için ne diyeceksin? Bir çağrı olacak mı? Evet, yani bu sanat hırsızlığı olarak tanımladığım durumun paydaşları olarak görüyorum onları. Üzülerek söylemeliyim. Ya da daha önce yaptıkları bir takım işlere yani sözümün dışında tutarak bu ortaklık ettikleri bizi ilgilendiren filme dair söyleyebilirim bunu. Çok çok saygısızca buluyorum sinema sanatı adına. Burada gerekçe ne olursa olsun, her sektör kendi ahlakını, kendi disiplinini kendi içinde kurmak zorundadır. Yani meslek birlikleri de bunun için vardır. Hakeza bizim sektörümüzde de böyledir, müzik sektöründe. Ve diğer tüm sektörler için bu geçerlidir. Yani o ahlakı yok saydığınızda, hatırlamadığınızda ya da kullanmadığınızda, içselleştirmediğinizde ortaya bu durum çıkıyor. Tamamını çok üzülerek de olsa kınıyorum ve bu duruşu onursuz buluyorum açıkçası. Yasal açıdan kötü ihtimali düşünürsek, bu filmlerden birinin ya da ikisinin vizyona girdiğini varsayalım. Ahmet Kaya'nın muhalif kimliği üzerinden ve sevenlerinin de benzer duruşları üzerinden sıkı bir protesto bekliyor musunuz? Onu kontrol etme şansımız yok. Yani şunu biliyoruz, milyonlarca seveni var, yeni kuşak artık tanıştı onunla. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü artık dijital dünya ve bu veriler çok somut olarak önümüze geliyor. Son 2 yıldır dijital platformlarda en çok aranan, dinlenen sanatçı ödülü veriliyor Ahmet Kaya'ya. Bu platformların reel rakamları üzerinden. Dolayısıyla bu milyonların bizimle ilişkide olan kısımları üzerinden tabii ki ilişki içindeyiz ve biliyoruz filan. Ama sorunuza ait somut bir şey söyleme şansım yok. Yani şunu biliyorum çünkü, çok merak edenler var ama hayal kırıklığı yaşayacak olanlar var, çok kızacak olanlar var, hiç gitmeyecek olanlar var, belki gidecek olan. Yani bilemem, bunu kontrol etme şansım yok çünkü büyük bir potansiyelden söz ediyoruz. Bir de belli sinema yıldızları bileceğiz, isimlerini zikretmeyelim. Mısır fiyatları, bilet fiyatları gibi bir araya gelebiliyorlar. Ahmet Kaya'yı da her zaman sevdiklerini dile getirir isimlerden bunlar. Onlardan bu konuyla ilgili bir destek, sosyal medyada olsun ya da bireysel var mı? Maalesef ben buna rastlamadım. Yani o sözünü ettiğim sektörel ahlak gereği bunun tabii ki olmasını çok isterim. Yani bu dayanışmanın ve bu geleneği oluşturmanın bir şeyi olarak, bir adımı olarak. Ama şu ana kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Yani böyle bir destekle karşılaşmadık. Belki örgütsüz bir sektör olduğu içindir. Herkes biraz kişisel bakıyor kendi gidişatına. Ama bu sonuçta dönüp dolaşıp tüm sektöre zarar verecektir. Ya da tüm kamusal portrelere zarar verecektir. Yani ülkenin
hiyerarşinin tepesinden başlayalım. Cumhurbaşkanı niye kamusal kimliktir? Cumhurbaşkanı olduğu için. Onu oradan soyutladığınız zaman ismiyle yurttaştır sadece. Dolayısıyla onu anlatmaya kalktığınızda bütün yaptıklarıyla beraber anlatırsınız. Yani hani Aşık Veysel örneğini verdim ama her alanda bu böyledir. Yani orada sanata dair bir örnekti. Bu siyasette de böyledir. Tüm kamusal portrelerde de böyledir. Dolayısıyla bu filmde Ahmet Kaya yok. Eserleri yok. Bir tane kurgulanmış hangi bilgiye, neye dayanarak, hangi hayal gücüyle yazıldığını bilmediğimiz bir tane 10. kopya bir çocuğun da o kimliğe girdiği bir şey anlatılıyor. Yani kamuoyu yanıltılıyor. Onun için ben sizler aracılığıyla uyarmak istiyorum. Bu bir Ahmet Kaya filmi değil ve olamaz. Sadece Ahmet Kaya ismi üzerinden kendi ne diyeyim yeteneksizliklerini, yetersizliklerini paraya tahvil etmeye çalışan bir takım gruplar bunlar yani. Bir kere çekilmiş bir sahne biliyor musun? Yani film çekilmiş mi, kurgulanmış mı, montajdan mı? Yoksa bu diğer çalışması da olabilir mi? Yani onun üzerine. Efendim biz ne zaman sizin içimizden o Ahmet Kaya filmini görebileceğiz? Şöyle, benim hiçbir şekilde tahammülüm yok. Yani eğer böyle bir şey yapıldıysa da bir sahnesini ya da bir şeyini görmeyi hiçbir şekilde tahammülüm yok. İstemem de görmek. En azından sinema zevkimi yok ettirmek istemem onlar üzerinden. Benim bir fikrim yok. Ama medya üzerinden haberim var ki çekiliyor, çekilmiş, başlanmış, hayal bitirilmiş ihracat, gibi. Hayal ihracatlar da oluyor da yani. Aynen öyle. Ama burası Türkiye. Siz pardon bir şey sormuştunuz. Ben ne zaman sizin gönlünüze sinen bir Ahmet Kaya filmini ekranlarda, sinemada göreceğiz? Evet, umuyorum en doğru zamanda, hatta keşke en yakın zamanda. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu çok gerçekten kolay bir iş değil. Bana göre bir kere yapılabilecek ve çok iyi yapılması gereken bir iş. Yani çünkü sinema gelecek kuşaklara kalıyor. Onun için bu büyük bir sorumluluk ve onun için çok doğru biçimde anlatmak gerekiyor. Yani herkesin bir Ahmet Kaya'sı var. Herkesin bir Ahmet Kaya algısı var. Bütün bunun analizini yapmak ve gerçekten o nasıl bir portreydi çok iyi çalışmak gerekiyor. Kaldı ki sektör, sinema sektörü endüstri değil. Yani kısıtlı olanaklarla yapılabiliyor o işler bizim ülkemizde. O bakımdan zaman vermek çok zor. Ama şunun bilinmesini isterim. Bu yapılacaktır elbette. Efendim, ben Oscar aday oldu. Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury'nin hayatını anlattılar. Evet. Şimdi sizin anlattıklarınızdan ben de böyle bir örnek vermek istiyorum. Onun şarkıları olmadan tabii ki onun hayatı olmazdı. Aynı şekilde siz de Ahmet Kaya'nın şarkısı olmadan böyle bir film olmayacağını müsediyorsunuz. Peki böyle bir film nasıl yapıyorlar? Yani Ahmet Kaya şarkısı olmadan film hayat nasıl olabiliyor ki? Yani yaptık ticaret kaygı mıdır yoksa başka şeyler de var mı şimdi içinde? Tamamen ticaret olduğunu düşünüyorum. Yani bir plastik portre yarattılar muhtemelen ve onun adını da Ahmet dediler diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şey söz konusu değil. Yani Freddie Mercury'yi oynayan oyuncunun 2 yıl onun ruhuna girmeye çalışması, onun tüm mimiklerini, bakışını, sahne duruşunu, beden dilini vesaire vesaire yani bir insanı var eden tüm nüansları çok iyi çalıştığını düşünüyorum ki buna rağmen eleştirilere de konu olmuştu. Yani evet tam Mercury olmuş ya da hayır hiç olmamış diyenler oldu. Doğal olarak böyledir yani portre filmlerde ama hakeza Jim Morrison'ın hayatı yapıldığında da yıllarca role hazırlanıyor oyuncu. O kadar hazırlanıyor ki rolden çıkamıyor film bittiğinde. Bunalıma giriyor yani o kadar aynileşmiş ki oynadığı karakterle. Yani bu kadar ucuz olmamalı. 3 haftada, 4 haftada bir ömür kimse için olmamalı. Çekilemez, yapılamaz. Yani buradaki her biriniz için geçerli. Sadece Ahmet Kaya için değil. Yani bunun, bu ahlakın oturması gerekiyor. Süreç nasıl olacak acaba?
Bu aşamaya kadar ilgili gerçek ve düzel kişi, yapımcı şirketler, yönetmen, salon işletmecileri ve dağıtım şirketlerine gerekli yasal bildirimler yapıldı. Bundan sonraki süreçte de tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak hukuki süreci takip ediyoruz. Doğru zamanda, doğru adımlar atmak üzere hazırlıklarımızı tamam bir şekilde takip ediyoruz. Bu aşamada daha fazla ayette girmek istemiyoruz. Hukuk tekniği ve dava stratejimiz açısından. Yani basın mensubu olarak aldığım bir duyumu paylaşmak istiyorum. Çekimleri bir tane firma ilgili, dağıtımcı firmanın bundan hiçbir şey olmaz, çekimleri yenileyin gelin dediğini, ancak Mart ve sonrasında beğenirsek göndeririz dediğini biliyoruz. Ciddi kaynaklarla. 29 Kasım'da vizyona girmesi gereken film, çekimleri bir tane film. Bu konuda bir duyumu aldınız mı siz? Yani ben de sizler gibi basından bir takım deadline'lar, tarihler okuyorum. Sonra onlar değişiyor filan. Bir de takipçiler ve sevenleri soruyorlar çünkü. Yanıltıldıkları için mesela bazıları bunu bizim yaptığımızı da zannediyorlar. İzniniz var mı diye soruyorlar. Bazıları da niye vizyona girmedi diyorlar. Yani biz onlarla ilişkisiz olduğumuz için ve ilişkisiz kalmaya da kararlı olduğumuz için buna dair somut bir şey söyleyemiyorum. Ama her an her şey değişebilir de, diye düşünüyorum. Yani tarihler bakımından söylüyorum. Çünkü o insanları tanımıyorum. Hatlarında hiçbir fikrim yok. Yani bir fikrim olsa bir şey daha somut bir şey söyleyebilirim. Ama hiç tanımadığım, hiç karşı karşıya gelmediğim insanlar. Yani sokakta görsem tanımam. Ama o insan büyük bir cüretle bizim hayatımızı kamusal alana çıkarmaya çalışıyor. Yani sokakta görsem tanımayacağım bir insan bunu yapmaya çalışıyor. Yani basit cümlelerle o empatiyi belki böyle kurmak mümkündür. Yani benim kızlarım perdede tanımadıkları bir portreyle karşılaşacaklar diyelim ve onlara denecek ki bu sizin babanız. Ben sizi canlandıran birisi olacak mı orada? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Sizin daha önce aldığınız, yani Amerika'ya gitmiş tahmin ediyorum. Daha önce pek çok sefer gelmiş olmalı portre. Neden yanaştınız? Yani eksik yanların var mı? Ya da sizin içinizden istemedi, belki güvendiğiniz sanatçılardan, 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 uzunca yıllardır diyebilirim. Buna dair gerçekten sektörün önemli dinamiklerinden, yapımcılarından, senaristlerinden bu teklifler geldi bize. Fakat sadece teklif düzeyinde geldi. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bizim içimize sinen, gerçekten çünkü sinema başka bir anlatım dili. Yani milyonlarca, sonsuz versiyonu vardır o dilin. Bunu somut olarak önümüze henüz koyan olmadı. Yani bizim tatmin olabileceğimiz bir sinema dili ile henüz karşılaşmadık. Ama bunların tamamıyla oturduk, konuştuk, biz de meramımızı anlattık. Onlar da bize anladılar. Doğru zamanda doğru bir iş yapmak gerektiğinin ciddiyetini ve önemini konuştuk, karşılıklı mutabakatlaştık birçok yapım şirketiyle. Hak verdiler. İşte içlerinden bunlar böyle pervasız çıktılar. Yani. Başka sorunuz yoksa sizlerin de fazla zamanını almayalım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ve destek olduğunuz için.